İçeride bir caz var mı? Ben getirdim size. Sen getir. Ben uçuşa kapattım. Tamam abi. Sen de kapatırsın. Merak ettim. Tamam. Güzel bir ders yeri var. Tamam. Merak ettim. İnşaat cazın ne bölümü? Sayfasını açıyorum. Merak ettim. Dedim ya, herkesin ilgisini çekmeyebilir. Kardeşlerimi meşgul etmeyin. Evet. Hürriyet içeriği çok seviyor. Sayfa kimsenin 72 abi. Kimse böyle sen dinle diyemiyor. Talep olunca yapıyorum. Sayfa 72. 72. Heh. Şimdi abi bu ayet izahat yapılmış. Hı. Bakın şurada abi mukaddeme 1 Hasan abi. 1. Şurada da bir ikinci bir mukaddeme var. Gördük mü abi? Sayfa 75'te. 75'te. Evet. Nadirattandır külliyatta böyle bir yere iki mukaddeme yapmış. Hı. Şimdi buradaki mesele ne? Buradaki mesele kader meselesi abi. Hı. Şimdi birinci mukaddeme teklif-i ilahi noktasında bizim tercihlerimize bakıyor. Birinci mukaddeme. Bizim tercihler. Evet. Teklifi kader. İkinci teklif abi. İhtiyarımıza taalluk eden efali kader. İkinci şeyde tekvini kader var ya abi. İkinci mukaddeme. Hmm. Yani Cenab-ı Hak kainattaki irade kudreti taalluk ediyor. Kainattaki kader. Evet. İkinci mukaddeme ona bakıyor. Birincisi bizim teklif-i ilahi noktasında. Bize teklifi. Bizim mi tercihlerimiz? Hani bizim tercihlerimiz var ya abi. Hı hı. Bu birinci mukaddeme onun için yapılmış. Bu ayeti izahat yaparken. Vücudusu olmayan evamiri tekviniye diğer tabirle. Evet. Birincisi kanunu ilmi. Kanun. Evet. Teklifler kanun. İkincisi vücudu haricidi. Evet. Eylemdeki kader. Evet abi. İkincisi. Hı. Şimdi biz ikinci mukaddeme bir üzerinde duralım. Noktayı nazarlar. Evet, iki tane mukaddeme var hakikaten ya. İlginç. Yani başka yok külliyatta böyle iki tane mukaddemenin olması. Bu ayeti izahat yaparken. Yani birinci mukaddeme insan doğruyu düşünme melekesini veriyor. Evet. Düşünce bu. İlmi anlatıyor. İkincisi herhalde eylemi anlatacak. Yok, şimdi şöyle abi. Şimdi ikinci mukaddemede bir paragraf okuyayım ben baş tarafını. İkinci bir mukaddeme. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli tabiat. Esbaba hakiki bir tesir veriyor. Mecusiler biri şerre, diğeri hayra olmak üzere iki halıka itikat ediyorlar. Ehli itizal de efali ihtiyarın halıkı abdir diyor. Bu üç mezhebin batıl bir vehmi mas, bir hata ve huduttan tecavüzdür. Bu üç mezhebin esası batıl bir vehmi mas, bir hata ve hudutsuz tecavüzdür. Bu vehmi izale için birkaç meseleyi dinlemek lazım. Şimdi buradaki mesele şu abi, bu mukaddemede nazara verilen. Ehli tabiat dedi. Mecusiler dedi. Ehli itizal dedi. Daha genişlendirelim. Bütün o batıl mezhepler var ya abi, haktan sapıyorlar. Ehli tabiat, mecusiler, ehli itizali böyle düşünmeye sevk eden nedir yani? Niye hak yoldan ayrıldılar? Mesela mecusiler neden bir şer, bir de hayır halık itikat ettiler? Mutezile neden efali ihtiyarın halıkı abdir dedi? Ehli tabiat neden sebebe tesir verdiler yani? Burada 7 tane maddede bunu anlatacak. Yani bu adamlar bu hatayı nasıl yaptı yani? Evet. Bir de şöyle, bak yukarıda 3 tane saydı ya abi. Ehli tabiat, mecusi, ehli itizal. Aşağıda gene 3 tane söylüyor. Bu 3 mezhebin esası batıl bir vehmi mas, bir hata ve huduttan tecavüz. Nazmani'ye göre bu üçü tam denk geliyor. Evet, batıl bu huduttan tecavüz eden Mutezile abi. Evet. Hatırlarsanız kader meselesine de bakıyor. Zaten burada kaderi izahat yapıyor. Birincisinde. Kader meselesinde Mutezile çok geçiyor. Onlar ne diyor? Efali ihtiyarın halıkı abdir diye huduttan tecavüz ediyor. Kader İslamiyet ve imanın nihayet hududunu gösteriyordu. Onlar huduttan tecavüz etmiş. İşte mecusiler hata etmişler. Abi mecusilerin hatası ne? Mecusiler ilaha inanıyorlar yani. Mesela Hüsa Hazretleri hani Hristiyanlar da Yahudiler de Allah'a inanıyor ama sıfatında hata yapıyorlar diyor.
Allah'ı kabul ediyorlar. Şimdi mecusiler de ilahı kabul ediyorlar. Ama sıfatında hata ediyorlar. Hata diyor abi. Hata etmişler yani. Evet. Peki şeylerde ehli tabiat da batıl bir vehmi maz. Batıl. Çünkü esbapta tesir hakiki yok. Ama vermişler yani. Şimdi ehli tabiat neden sebeplere tesir vermiş? Mecusiler neden ilahı ikiye ayırmışlar? Mutezile neden şer fiilleri insanın kendisine vermiş? Bunları o düşünceye sevk eden ne? Şimdi bu dersin konusu o abi. Hı. O zaman baştaki ayetle bakalım Hasan abi. Baştaki ayete bakabilir miyiz? Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim. Üç tane saydı gene abi. Evet. O zaman kulubihim ehli tabiata bakıyor. Sem'ihim mecusilere bakıyor. Ebsarihim mutezileye bakıyor. Demek ki o zaman bu derste abi o perdeleri de söylüyor. Hani Allah onların gözüne mani perde koydu ya. Hakkı görmüyorlar. O perdeler neler? Şimdi bunları söyleyecek işte. Ayetle münasebet kurduğumuz zaman. Üç tane katı. Evet. Kalp. Kalp. Kulak. İşitme, evet. Ve göz. İşte görememiş. Onların gözünde kulağında perde vardır diyor. Gözünde. Kulağında şey kalbinde. Kulağında gözünde perde vardır. Evet. Peki o perdeler nelerdir? Yedi taneymiş abi. Ve çok ilginç. Tam merkezden dışarıya çıkıyor. Evet. Kalbe en yakın olan kulaktır. İkinci kulağı kullanıyor. Evet. İşte bu mukaddimede nazara vermiş oldu. O perdeler neler? Ayetle münasebet kurduğun zaman evet. Dersin konusu yine. Çok evet maşallah güzel. Şimdi abi burada yedi tane madde sayacak. O kadar birbirine benziyor ki cümleler, kelimeler. Yani çok dikkat istiyor bunları tefrik edebilmek için. Çok garip evet. Çok birbirine yakın. Evet. Şimdi toparlarsak ehli tabiat, mecusiler ehli itizal. Allah neden bunların kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürledi? Ve bu hataya bunları böyle düşünmeye sevk eden nelerdir? Bu ders o ders abi. Doğru. Niye böyle olmuş? Ve diğer batıl mezhepleri de sayabiliriz yani. Neden öyle düşünmeye sevk etti onları, o düşünceleri? Mesela burada söylemedim, mücessime var. Değil mi? Var. Ondan sonra... Müşebbihe var. Bir sürü böyle frak-ı dalle var. 72. Onları da bunların içine koyabiliriz yani. Onlar da bunlardan aynen dolayı diyebiliriz yani. Birincisi, insanın dinlemesi, konuşması, düşünmesi cüz'i olduğu için teakup, teakup sırayla, teakup suretiyle eşyaya taluk ettiği gibi himmeti de cüz'idir. Nöbetle eşya ile meşgul olabilir. Yani bu adamları bu düşünceye sevk eden ne bu fırak-ı dalleyi? Yani Allah'ı kendileri gibi düşünmüşler. İnsanın dinlemesi, konuşması, düşünmesi cüz'i abi. Mesela beş kişi aynı anda konuşsa ben duyabilir miyim? Duyamam yani. Burada da üç tane kullandı. Farkında mısın? Evet. Dinlemesi, konuşması, düşünmesi. Ne kadar enteresan değil mi? Evet. Yani tercüme olduğu halde gene bir nazım var abi. Var. Yani o kadar incelik aranmazsa, aranmamakla mı beraber? Sadayı, evet. Gene var yani. Var yani. Mesela buna bir örnek vereyim ben abi. Hani hatırlarsanız Mesnevi Nuriye'de kelple alakalı bir ilem var. Kelp birkaç sıfatı hasene ile muttasıfken diyor. Mesnevi de evet. Katrin şeyinde. Şimdi orijinal Arapçasında abi ben Arapça bilen biriyle okuduk orayı. Üstad Hazretleri orada 10 tane tek tek sayıyor Arapçasında. Hayvanları. Yok. Kelbin 10 tane sıfatı. Evet. Kelbin diyor böyle 10 tane sıfatı hasenesi varken diyor. Tek tek sayıyor. Vefası, sadakati 10 tane sayıyor ya. Abdülmecid abi tercih ederken birkaç tane sıfat-ı haseneyle muttasıf demiş. Bak evet. Farkı görüyor musun abi? Evet. Arapçasında tek tek sayıyor. Acaba Badıl abi bunu tercümede 10 taneyi koymuş mu ya? Dikkat etmedim. Olabilir ben. Bir bakmam olabilir lazım abi. Badıl abi yaptı ya, metni uygun evet yaptı. Evet. Şimdi bu burada neden mecusiler
bir şer, bir hayır demiş abi. Neden? Çünkü kendisi gibi düşünmüş. Hani mesela insan, hayır yapan insanlar var, şer yapan insanlar var ya abi. Mecusiler öyle düşünmüş yani. Allah'a insan gibi. Hani ilahı da öyle düşünmüşler. Hmm. Mesela Mutezile neden efali ihtiyarın halıkı abdir demiş? Hani insanlar hayır yapan var, şer yapan var ya abi. Kendilerinden şey yapmışlar yani. İnsan gibi düşünmüş. Evet. Yani onları bu fikre götüren birinci madde buymuş. İnsan sırayla eşyaya taalluk ettiği gibi onlar da böyle düşünmüşler ilaha. Halbuki Üsa Hazretleri bunu anlatırken külliyatta altı esasla nuraniyet, şeffafiyet, mukabele, değil mi? Tecerrüt. Bu altı sırla tecelli ediyor, evet. Taalluk ediyor. Kanuni çekme olan birincisi buydu abi. İkincisi insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise himmeti nispetindedir. Himmeti ise hedef iddiaz ettiği maksadın dereceyi ehemmiyetine bakar. Şimdi abi Risale'yi okurken çok önemli bir şey var yani insanların atladığı, benim gördüğüm. Şimdi biz demin söyledik ya abi, Üsa Hazretleri bakın yukarıda söylediği şurayla abi cümleyle bu cümlenin arasında aslında böyle baktığın zaman bir münasebet yok. Onu senin kurman gerekiyor. Yani niye söylüyor bunu? Şu, bu ikinci mukaddemenin başındaki paragraf için söylüyor. Diyor ki insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise himmeti nispetindedir. Himmeti ise hedef iddiaz ettiği maksadın dereceye ehemmiyetine bakar. Yani normal yukarıdaki şeyle alakasız gibi duruyor yani. Tek tek ya madde koyuyor. Oraya. Evet. Peki münasebeti biz kuracağız işte münasebeti. Okurken abi bu tefekkür yapılmıyor. Çünkü bizim mesleğimizde bir esas tefekkür yani. Hı hı. Yani o nazım dediğimiz şey var ya o kurulmuyor birbiriyle münasebeti. Hı hı. Peki o adamlara yani bu üç tane saymış olduğu firak taifeyi evet. Buna sevk eden neymiş? Evet. İkincisi insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri himmeti nispetinde. Şimdi abi bütün mahlukatın bir mahiyeti var değil mi? Evet. Yani insan ise ismi azamdan, her ismin azabiyet mertebesinden birer numune insanın şeyine mahiyetine emanet olarak bırakılmış. Hı hı. Mesnevi Nuriye'de abi bir ilan var. Bir rüyada insanlara diyordum ki diyor. Hı hı. Kur'an'ın düsturundandır ki ey insan bütün mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi olduğu gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler diyor. Şimdi insanın mahiyeti o kadar yüksek ki bütün mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında yani ilah olma noktasında uzak olduğu gibi mahlukiyet nispetinde de birdir. Ey insan mahlukatı kendinden büyük tutma diyor. Şimdi burada mahiyetle alakalı ya abi bu. Yani insanın mahiyeti o kadar yüksek ki eğer bu görmüş olduğumuz şehadet aleminin içerisinde bir mahluka ibadet edilseydi insanın kendisine ibadet edilmesi gerekirdi. Çünkü mahiyeti en yüksek insan yani. İnsandır. Şimdi bu adamlar bu mahiyetin farkında olmadığı için Hasan abi tabiata tesir vermiş. Kendisinden daha şeyi. Mesela güneşe tapıyor. Şeytana tapıyor, ineğe tapıyor. Kendisini bilmediği için. Yani mahiyetini bilmediği için bu görüşe sapmış bu adamlar yani. Oysa kendi kıymetini bilseydi kendisinden evet. Daha basit şeylere tapmaz. Evet yani tabiata tabiat dediği ne yani? Hava, su, güneş değil mi? Dört unsurdur diyor. 22. sözde tabiata. Vay be sığıra tapıyor değil evet. Mi? Evet. Mahiyetinden haberi yok yani. Kendisinden daha kutsi görüyor. Evet. Hatta bir ara müzakere ediyorduk abi. Hani insan ineğe tapıyor ya. Hani ahirete gittin inek sana ne verebilir? Süt verebilir en fazla yani. Mesela maymuna tapıyor. Gittin ahirete diyelim misal. Maymun sana ne verebilir? En fazla muz verebilir yani. Fareye tapan Hindistan'da din varmış ya. Büyük tapınakları var abi. Farenin. Evet büyük. O kadar çok fare var ki içerisinde. Onları işte mübarek biliyorlar yani. Ve ehli tabiat. Neden? Tabiata tesir verdi. Mecusiler neden ilahı ikiye ayırdılar? Ehli itizal, mutezile neden
Efendi ihtiyarın halkı abdir dedi. Kendi mahiyetlerinden haberi olmadığı için o kadar küçük düşünmüşler ki abi. Kendilerini. Evet. Hedef iddiaz ettiği maksadın dereceyi ehemmiyetine bakar. Hani biz enaniyet dersleri yaparken kendine vücut rengi veriyorsun ya abi. Mesela Üsa Hazretleri Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını, ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi benim gibi aciz, fakir bir adamdan risamını çıkarması onun ilim, irade, kudretin delilidir diyor. Yani şu eseri ona veriyor. Normalde mesela ben olsam ne derim? Bütün engellemelere, zorlamalara rağmen başardım. Kağıt yoktu, kalem yoktu. Böyle bir eseri yazdım yani. O zaman ne oluyor? Yani böyle bir şey Said Nursi'nin eseri olmak nerede? Cüz'i, fani bir şahıs. 18 bin alemin padişah Zülcelal'ın olması nerede yani? Ya. İşte o adamlar bunu o kadar küçültmüşler ki 18 bin alemin padişahına verdiğini tabiata vermiş. Kendileri ne kadar basit, kendi aslında kendisini yorumluyor. Yani o kadar küçük düşünüyor adam. Kendisi. Hedef iddiaz ettiği maksat o. Kendisi yani. Kendi kendini ne kadar küçük görüyor. Bir de abi enteresan bir sır da şu. Bu 13. lemada 7. meseleydi herhalde. Orada mesela mutezili alimleri demişler ki günah-ı kebireyi işleyen kafir olur. Ondan sonra ve insan kendi efendinin halıkıdır diye orada izahat yaparken bir rükn-i imani tevil etmişler diyor. Oradaki mesele şeytandan istiyazı ya abi. Hmm. Onlara o meseleyi tevil ettiren şeytan yani. Şeytan yaptırmış onları. O düşünceye sevk etmiş. Yani biz niye Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. 13. lemada 13 tane var. Birincisi de bu. Kafanın almadığı bir meseleyi tevil etmeyeceksin. Anlamadığın, hikmetini bilmediğin tevil edersen o tevili sana şeytan yaptırıyor diyor abi. 7. mesele. Mutezile alimlerini şeytan kandırmış yani. Aynen. Hep Allah'a kullanmış. Evet. Yani o zaman peki biz niye şeytandan Allah'a sığınıyoruz? Kafamızın almadığı dini bir meseleyi tevil etmemek için en uzu çekiyormuşuz yani. Evet. Demek ki o adamlar o meseleyi de çekiyormuş. Zaten en sonunda onu diyor biliyor musun? Kavrayamadığın, yatay edemediğin, altına çıkamadığın 3 tane şey söylüyor. Allahu Ekber diyeceksin. Allah'a vereceksin, sıyrılacaksın. Çünkü aci beşeri noktasına baktığı için çıkamıyor. Evet. Onu en sonunda söylüyor abi. En sonunda. Onun en sonunda denilmesi gereken olduymuş. İşte bu ikincisinde hani insanın kıymetini derler mahiyeti ya abi. Bu adamlar o kadar çok küçük düşünmüş ki yani Cenab-ı Hakk'ın o büyüklüğünü ihata edememekten kaynaklanan bir zafiyet içine düşmüşler. Onları bu fikre sevk eden buymuş. Mahiyetlerinden haberi yok yani. Çünkü kendini tanıyan Rabbini tanıyor ya. Kendilerinden haberi yokmuş adamların yani. Onları o görüşe sevk eden mahiyetlerinden haberi olmaması. Birincisi kendileri gibi düşünmesi, konuşması, dinlemesi ona kıyas etmişler. Ondan o fikre sapmışlar. Ne acayip ya Rabbi, hayret diye diyorum ya. Evet. Yani Risale-i Nur ve İslam, Kur'an olmasa adam fareye, yılana, kendisini ne kadar hakir görmüş ki onu öne çıkartmış. Tapmak demek, kendisinden daha değerli demek. Düşünebiliyor musun? Fareyi kendisine kıymeti görüyor. İslamiyet kadar insanı bu manada yücelten başka bir din, ideoloji yok abi. Aynen. İslamiyet haricinde yok yani. Bütün ideolojilerde bir şey var yani. Varlık var. Ya milleti koymuş. Milletim. Ya da kendisini diyor ki işte şöyle. Mutluluk sende diyor yani. Evet. Mutluluğu burada ara. Yani ara diyor. Bu da diyor işte. Mesela. Kabala diyor. Bir şey diyor yani. Evet. Kendi içinde diyor. Kendini ilahlaştırıyor. Kendini ilah. Kendi içinde demekle kendini putlaştırıyor. Ama kendindekini uyandırarak aslına bağlamak İslam'ın. Yani teslim, tevekkül, itimat, kanaatla insan mutlu oluyor ya. Evet. Hani kendi kıymetini, mahiyetini
hakikatına vererek, yani Rabbul Zülcelal'e veriyor ya, onunla Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanaat, dört tane. O zaman insan onun himayesine giriyor, düşmanını def ediyor, istediğini de veriyor. Kim yapıyor? O yapıyor. Ama bu felsefede veya psikolojide uyandır. Sanki mutluluğu kendisi bulacakmış. İşte o da evet. Neden? Mahiyetinden haberi yok. Mahiyetinden haberi olmadığı için himmeti de kısa kalıyor. Evet. Tabiata kadar gidiyor. Ondan sonra... O kadar yani. Kendinden şey gidemiyor yani. Üçüncüsü, insan hangi bir şeye teveccüh ederse, şimdi bu da enteresan abi, onun ile bağlanır ve onda fani olur. Bu sırra binaendir ki, bu bir sırmış yani. Neyle uğraşırsan onda fena oluyormuş yani. Bu sırra binaendir ki, insanlar hasis ve cüz'i şeylere, büyük adamlara isnat etmezler. Ancak esbaba ve vesaile atfederler. Sanki hasis işler ile iştigal onların vakarına münasip olmadığı gibi cüz'i şeyler de onların azim himmetlerini işgal etmeye layık değildir. Şimdi insan hangi bir şeye teveccüh ederse onun ile bağlanır, onda fani olur. Şimdi bu adamları, bu firak dahiliği, bu düşüncelerine sevk eden abi, uğraşmış olduğu işle fena olmuşlar adam. Fena olunca o zaman mesela o işte kaybolmuş. Kaybolmuş. Boğmuş. Meclisler demiş ki o zaman yani aslında Allah'ı ararken, hatırlarsanız Mesnevi'de şöyle bir ilan var. Hakkı ararken batıl eline düşmüş bunlar. Onu kabul etmişler. Evet, Lemat'ta da var. Yani o aslında hakkı ararken bu düşünceye saplanmışlar. Ve bitmiş. Ondan çıkamamış. Tabiat veris bakmış böyle. Olan bu esbab nasıl oluyor? Baktı ki benim yapamadığımı yapıyor. Evet. Alıyor gübreyi, elma veriyor. Evet. Benden daha kutsi o zaman diye. Hakkı ararken orada batıl hemen gömülüp gidiyor. Peki çok önemli abi. Birisi şunu, bu makamda şu soru gelebilir. Yani Allah onlara niye yardım etmemiş? Bu Kadre Risalesi'nin başında Üsa Hazretleri, insan hasbel kader çok yollara sülük eder. Bazen kurtulursa da bazen boğulur diyor. Ben de tam boğulacaktım diyor. Aczimi ve fakrımı şefaatçi yaptım diyor abi. Yani başka bir yerde de hani Eflatun ve Sokrat binde bir kurtulur diyor ya. Evet. Yani bunlar tam meselenin kilitlendiği yerde Üsa Hazretleri aziyetini fakretini, yani alam beni yani düşürme. Beni buradan çıkaracak, ehli sünnetten ayırmayacak sensin yani. Kendisine hiçbir şey vermemişken onlar hani demizde söyledi kendisine vermiş. Hani tabiata bakmış, hani benim yapamadığımı yapıyor, ona vermiş hemen. Ben yapamadığımı bir baktı ki toprak fasulyeden veya patatesten şey çıkıyor, elmalar çıkıyor, armutlar çıkıyor. Ama ben yapabiliyor muyum? Yok. O zaman benden kutsi tabiata tesir vermiş. Vermiş, evet. Kendi şey yapamam. Yani orada o kadar ince şey var ki, Risale olmasa, İslam olmasa çıkman imkansız. Çekirdek, su, toprak ve karpuz çekirdeği. Niye böyle bir başkasına vereyim? Açtı her şey gözünün önünde diye. Aczimi ve fakrımı vesile yaptım diyor. Tam meselenin kilitlendiği yer orası abi. Vay be. İşte o püf nokta. Bu Kader Risalesi'nde dört hatle var ya abi. Evet. Acıfar şefkat tefekkürü anlatıyor. Yani bütün tarikatları, bütün böyle abi sıkalım böyle, dört damla çıksın. O işte acıfar şefkat tefekkür, o dört tane hat ve bütün tarikatlardan elde edilecek meratip, mana, feyiz, halet abi. Nefsin o yedi mertebesi var ya. O hepsini kazandırıyor o dört hatve. Dört hat. O dört hatveyi birer cümleyle özetlemiştik. İşte sözler yoktu burada değil mi? Yok. Onun birer cümleyle özetlemiştik abi. Bakayım. Nefsini temize çıkarma. Hani tezkiyesiz nefse emmaresi bulunmak şartıyla diye başlıyor. Nefsini temize çıkarma. İki, ibadette ileri, ücrette geri ol.
3 kemalini kemalsizlikte bil. 4 bütün her şeyin esma-i ilahi aynadarlığını bil. Yani bu 4 abi bütün tarikatların usul, tarz, metodunu, mana, feyiz, haletini hepsini içindire barınacak bir metod. 4'e indirmiş yani onu. Ve hepsini de çemek. Evet. Şimdi bu üçüncüsünde bu adamlar uğraşmış oldukları şeyde fena olmuşlar. Fena olunca külli bakışa sahip olamamış. Demişler ki cüziyatla uğraşmaz demişler yani. Evet. Cüzi nazarını evet, Mesleği Nuriye'de öyle de bir ilan var. Evet. İnsanları dalalete sevk eden. Sen işte bu işte. Cüzi nazarını cüziyata has evet. Ederler. Orada boğulur. Oysa külli bir nazarla cüziyata baksa onun da bir külli hakikat olduğunu o zaman görecekti. Burada abi şimdi bize de çok güzel bir metot çıkıyor. Mesela karşımıza ateist gelir, komünist gelir, bilmem her türlü adam gelir ya. Bunu tespit etmek yani adamın takıldığı şeyi tespit edip onu küllüleştirmek gerekiyor yani bakış açısına. Genel evet. Evet. Aslında adamın dediği doğru ama eksik yani bunlarınki abi. Mesela ehli tabiat sebebe tesir veriyor ya. Hüsnü Hazretleri diyor ki hani bir vecize var insanında. Esbab perdedarı destu kudret ola aklın nazarında. Yani evet sebebin bir fonksiyonu var ama bir yere kadar var. O adamlar bunu genellemiş yani. Yani karşıdaki muhatabın o takıldığı noktayı tespit çok önemli yani. Bir tanesine demiştim ki su çekirdeği sebeptir değil mi dedim. Tabii dedi başka ne gözüküyor? Suluyorsun ya. Evet. Bunu dedim tesir olabilir. Ateist abi bu. Tabiat verse inkarcı şey değil. Tabiata tesir vermiş. Dedim ki çekirdekten dedim karpuz çıksa netice insandaki lezzet ve keyif. Evet. Bu suyun çekirdeği girip tesiri olabilmesi için sonucu bilmesi lazım ki bu fiili ona yaptırsın. Sonucu dedim biliyor mu dedim sence? Sonucu bilmesi lazım ki tesir etsin. Bilerek yapsın. Eğer sonucu biliyorsa yaptığı işte tesiri vardır. Hani bir insanı hareketlendiren veya bir faaliyeti hareketlendiren mukaddemesini hareketlendiren nedir o? Sonucun bilinmesidir. Mesela diyelim ki şeftali çıktı. Ben ondan keyif alacağım. O su. O zaman su bilecek ki Hasan şöyle şöyle şey o zaten bunu nazara veriyor. Evet. Neticesindeki gayeyi, maksadı, esbab bilemediği için esbabın tesiri yok, onunla bitiriyor işini. Yoksa su kendi başına çekirdeği girmez. Giriyor. Kör, şuursuz, o manada çok... Akılsız diyor. Evet. Özellikle haşirde çok geçiyor. Evet. Müsnevvüredeki. Bu çok kritik şey anacığım. Evet. İşte o adamları sevk eden Firak-ı Dalli, bu şeyde abi yani uğraşmış oldukça, normalde adamlar hakkı ararken batıl önüne düşmüş. O meselede fena olduklarından dolayı ayaklarını şeytan kaydırmış. Demin örnek verdik 13. lemada. Hmm. Peki Üstad Hazretleri ve bize bakan cihetiyle nasıl kurtulacağız? Kurtulmuş. Aziyet ve fakriyet. Mesela Risale-i mesleğinde de siyaset yasak olduğu halde açıkken siyaset yapan bir meşrep var yani. Bu yanlış yani. Yanlış. Onlar onu yaptıran şeytan yani. Şeytan. Şimdi mesela Mustafa ile de yapmıştık da babalığımız akile. Atsvak, nokson ve kusunu da deruhte edersen evet. Seni bu sefer himayesini alıyormuş. Çıkartıyor hariç, seni kullanıyor. Mesela sana yolu gösterme noksanlığını, atsvakını bilmek sana istikamet veriyor. İstikamet değilsin ama istikamet veremiyorsun. Yani hidayet verebilmen için nokson ve kusuru deruhte etmen lazım. İşte onların boğulduğu yer evet. Çoğunun burası. Mesela bir insan aç ve fark noksan kısmı dert ederse hem istikamettedir hem istikamet verir. Ama o çok önemli ya aç ve farkını bilmek. Çok, çok ama ya. Yani aç ve farkını bilmeyen noksan ve kusuru dert edemez zaten. Yani o kadar mühim ki çok basit ve sade gözüküyor yani. Hani... Beyazlı Bistami Hazretleri'ne rivayet ediliyor da abi hani Cenab-ı Hakk'ı diyor ben sana yakınlaşmak istiyorum. Neyle geleyim? Bende olmayan bir şeyle gel diyor. Ya Rabbi sende olmayan şey nedir? Aziyet ve fakriyet.
Bana onunla gel demiş yani. Yani ben sana yakınlaşmak istiyorum. Neyle yakınlaşayım? Şeytana da gidip şeytana kaçmak değil. Şeytanı blok etmek var ya, sistemine girmek. Evet. O da nedir biliyor musun? Şeytanda olmayan bir şeyle gidiyorsun şeytana. Şeytanda olmayan ilim var? Var. İlim var adamda. İbadet var. Şeytanda olmayan iki şey var. Yani şeytanda olmuyor. Bir terk ve iki tecerrüt. Terk günahları. Evet. Tecerrüt de enaniyet, gurur, kibir, haset var ya. Hasedi terk edemedi. Bunu teyit eden bir yer ben nazarıma geldi. 20. sözde var abi. Süleyman Aleyhisselam cinleri ve şeytanları çalıştırmış ya. Orada söylüyor. Bana hizmet eden bir abdime diyor. Cinleri ve şeytanları emrine verir. Evet. Neyle biliyor musun? Bununla. Aziyet fakri. Aç ve fakrın bilme nispetine ne cin ne şeytan dokunamıyor. Çünkü şeytan ve cin aciyetin fakretin bilmedi. Bir de kusuru derüfte etmedi. Şeyde yani terk ve tecerrüt var ya. Terk ne demek? Günahların vücudunun. Evet. Tecerrüt çok önemli Murat. Hani günahları terki pek muvaffak olamıyoruz ama. Tecerrüt şu. Günah değil bu. İçsel haset, gurur, kibir, kardeşini çekiştirmek, haset etmek, enaniyet, o altı tane hücum hadisinde var ya, baş olma sevdası. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, kalpten çıkan en geç, en son kalbi hastalık o. Yani baş olma, bu bucaya. Birincisi zaten o, hutuvat dedi ki. Mesela Kürtleri ve Türkleri, MHP'leri, şunlar bunlar, helak eden bak, hücumat-ı sitem bir tanesi milliyetçilik. İki kavmin berbat, kavmin yani bazı kişilerin, hem Türk milletinin, Türklü olan milliyetçileri, hem Kürtleri, hem şunlar bunlar Araplar, Araplarda da var. O hücumat-ı sitedeki milliyetçilik. Görüyor musun nasıl helak ediyor? Şeytan yaptırıyor. Dördüncüsü, insan bir şeyin ahvalini muhakeme ettiği zaman, o şeyin rabıtalarını, esbabını, esaslarını evvela kendi nefsinde. Gene üç tane söyleyecek Hasan abi. Hmm. Sonra ebnai cinsinde. İki. Sonra etraftaki mümkünatta tahari eder. Vay be. Demek ki mutezile kendi nefsinde. Mecusiler ebnai cinsinde. Ehli tabiat da etraftaki mümkünatta tahari etmiş. Hatta hiçbir suretle mümkünata müşahabeti olmayan Cenab-ı Hakk'ı düşünecek olursa kuvve-i vahimesi ile bir insanın mekaisini, esasatını, ahvalini mikyas yaparak Cenab-ı Hakk'ı düşünmeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'a bu gibi mikyaslar ile bakılamaz. Zira sıfatı inhisar altında değildir. Şimdi Hasan abi birincisiyle dördüncüsü çok benziyor birbirine. Hmm. Benziyor. Ben birincisini zatı olarak şey yaparken ikincisine sıfatı olarak zatı derken Allah'ın zatı. İşte yani insan kendi zatı gibi Allah'ın zatını düşünmüş. He, burada. Hani burada da sıfatında hata etmiş yani. Allah'ın. Onu kayıtlamış evet. Hmm. Yani birinci maddede insan kendisini mi? Mesela bir kısım ehli tasavvuf dahi innallah halekal ala sureti rahman hadisini izahat yaparken insanın simayı manevisine sureti rahman nazarıyla bakmışlar. Yani zatına o şeyi vermiş. Hatta mücessime de olmuş yani. Birincisi de dördüncü arasında öyle bir fark var gibi yani. Zatında hata yapmış. İkinci sıfatında. Sıfatında evet. Allah'ın zatında hata yapmış. Bir şeytan var bir de şeytanın vücudu var demiştik ya abi. Şeytanın vücudunda birçok makası da hayri-i külliye ve kemalat-ı insani var yani. Vücudunda. Evet. Mesela sistem yani o. Domuzun yaratılması hilkat noktasında güzeldir, bir sanattır yani. Evet. Ama emri ilahi noktasında şer olmuş yani. Mesela hoca o kadar acayip ki cumartesi balık tutmak Yahudileri haram yapmış. Evet. Diğer gün mü bak? Hatta öyle oluyormuş ki abi. Diğer günler hiç balık yok. Cumartesi günü kaynıyormuş yani. Şu imtihana bak ya. Yani diğer günler hiç balık. Onlar da ne yapmışlar ya kendi kafalarından? Hani cumartesi yasak ya. Bir gün önceden ağları kurmuşlar.
Ama gene normalde yasak devam ediyor yani. Cumartesi yasak, avlanamazsın. Onlar da tamam biz cumartesi yapmıyoruz ama ağlarımıza diğer günler kurmuşlar güya kendilerince abi. Bu dördüncüsüyle birincisi arasında öyle bir fark var yani. Yani kendi nefsi gibi düşünmüş. Kendi cinsi gibi düşünmüş. Mümkünat gibi düşünmüşler yani. Beş. Beş. Cenab-ı Hakk'ın kudret, ilim iradesi, şemsin ziyası gibi bütün mevcudatta âm ve şamil olup hiçbir şeyle muvazene edilemez. Arş-ı azama taalluk ettikleri gibi zerreleri de taalluk ederler. Cenab-ı Hak şems ve kameri halk ettiği gibi sineğin gözünü de o halk etmiştir. Cenab-ı Hak kainatta vaaz ettiği yüksek nizam gibi hurdebini hayvanların bağırsaklarında da pek ince ve latif bir nizam vaaz etmiştir. Semadaki ecrama birbiriyle rapt eden cazibe-i umumi kanunu gibi cevahir-i ferdi de yani zerratı da o kanunun bir misliyle nazmetmiştir. Sanki bu zerrat alemi o semavi aleme küçük bir misaldir. Hülasa aczin müdahalesiyle kudret mertebelere ayrılır. Ac mümteni olan kudretçe büyük küçük birdir. Şimdi şu meselenin yukarıdaki meseleyle ne alakası var yani şu anla? Hiçbir alakası yok abi. Zahide yok abi. Evet. İşte bu külliyatta çok var. O yüzden mesleğimizin bir esası tefekkür ya abi. Bizim o tefekkürü kurmamız lazım. Buradaki cümleyle yukarıdaki mukaddemeyi baştaki paragrafla ne münasebeti var? Ya. İşte biz okurken daha ziyade abi ben okuma programlarında o gençlerde dikkat ettim. Kopuk kopuk okuyor yani. Merkezi diyor ama bir fikri yok yani. Ben diyor çok istifade ettim. Ne anladım? Bunu söylüyor yani. Halbuki bununla bunun arasında ne münasebet var yani? O yok yani. Mukaddemeyle bunu düşüneceksin. Cem Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti. Evet. Ondan sonra ziyasi i̇şte, gibi an ve şami. Evet. Bu adamları bu fikre götüren hani imanı anlatırken imanda tecezzi ve inkısam olmaz diye ya abi. Altı tanesi bitiyor. Evet. Bunların Cenab-ı Hak bunlar o firakıdarla Cenab-ı Hakk'ın ilim irade kudretine tecezzi ettirmiş, inkısam ettirmişler. Şuraya. Cüzleri ayrı. Şuraya kadar. Buraya kadar. Yani şerri yaratmaz demişler. Şerre kadar Allah'ın şeyini vermiş yani. Kudretin ilmini. Evet. Yani Allah'ın ilim iradesini mesela şey sebebe kadar vermiş. Sebepten sonra müsebbep oluyor abi. Ona vermemiş mesela. Neden? Tecezzi ve inkısam olmuş. Onların nazarında, fikrinde yani. Allah'ın ilim irade kudreti yani. Orada hata etmişler yani. Peki o hatayı kim ettiriyor gene? 13. Ulema. Şeytan yapıyor onlara, onu yaptırmış yani. Burada ilim iradesini mukaddemeyle düşünüyor. Tecezzi ve inkısam ettirmiş. Hatta Üssü Hazretleri abi, ikinci şua, ismi fert, besmelenin sırlarında bu mevzuyu çok anlatıyor yani. Kainatın bir bütün olduğunu, vay be, cüzeküle bir taalluk ettiğini. Çok acayip ya. Yani mukaddemeyle düşününce o zaman şaşırıyorsun. Tabii. Adamlara bu hatayı yaptıran nedir? Evet. Allah'ın ilmi iradesini an ve muhit bir yere kadar evet. Görememiş. Görememiş. Bir yere kadar şey yapmışlar. Yani sanki toprağın altında suya suyu görememiş ve ilmi hatası. Peki abi baştaki ayete gelelim. Alman ne dedi biliyor musun? Hoşuna gidecek bunu. Evet, biraz konuştuk tercüme vasıtasıyla bir kardeşle. Dedi ki oruçtun. Ya dedi böyle bir şey sorsam dedi yani ben. Ya Tanrı diyor duyduğuma göre tuvalette olmaz diyor. Kötü yerde Tanrı olmazmış. Onun için diyor yemeği suyu orada içseniz olmaz mı diyor. Tanrı görmüyor. Allah anlayışına bak. Orucu orada aç. Çünkü Tanrı seni görmüyor. Ne kadar şey çocuk gibi yani. Yani bize göre çocuk gibi değil mi? Adam buna inanıyor. Gidin tuvalette yiyin ya diyor. Tuvalette Tanrı olur mu diyor. Yani kutsi yani söylüyor. Kutsi şey azizler diyor aziz. Azizler diyor kutsi zatlar. Şöyle öyle yerlerde olmazlar diyor. Şunu biliyor musun? Evet. Devam et. Şimdi Risale'de bu şey çok anlatılmış abi. Heh.
dedik Besmele'nin sırları 2. Şia 30. Lama hususen ismi fert, ondan sonra 20. mektupta. Mesela bir cümle söyleyeyim ben, o saydığım risaleleri özetliyorum bir cümleyle. Kainat hallakiyet ve rububiyet itibariyle tecezzi ve inkısam kabul etmez bir kül hükmündedir. Bak bir cümle, o bütün risaleleri bir cümleyle özetledim ben. Bunu anlatıyor yani. Bu adamlar ise tecezzi ve inkısam yaptırmışlar yani. Buraya kadar demiş Mutezile. Yani şer fiillere kadar. Vay be. İşte Mecusiler hayra vermiş şerre kadar. İşte ehli tabiat müsebbebe kadar, sebebin şeyine kadar vermiş yani. Bir tarafını verememiş. İşte tecezzi ve inkısam olmuş. Bölünmüş yani. Vay be. Yani neye şaşırıyorum biliyor musun? Onların verdiğine değil. Benim hayretim ne biliyor musun? Kendimi onların yerine koyuyorum. Çıkma mümkün değil. Ben de onu farklı düşünemezdim. Akıl öyle, zahir de öyle. Fakat Allah ne nimet vermiş ehl-i sünnete ki bu kadar girift ve çıkma sokaklar içine suhuletle bir yol göstermiş. İşte burada gene aziyet, fakriyet devreye giriyor. Ama nasıl bu yol yani? Mesela şimdi senin gibi adam, benim gibi adam rahat onları tahlil ediyorsun. Şimdi cemiyette bir düşün hele Risale'yi bilmeyen bir adam ilahi yatta okuyor. Fıkıh, ilmi vesaire okuyor. Bunu nasıl tahlil edecek ya? Mesela bizim İzmir'deki gençler abi ilahiyatta okuyorlar 4-5 tanesi. Hadis, tefsir hocalarının komünist, dinsiz olduğunu söylüyorlar yani. Hadis hocası ama komünist diyor yani. Hadisleri hep inkar ediyor. Hadis ilminin nasıl böyle gereksiz şey olduğunu, Kur'an'ın kendilerine yettiğini haşa böyle. Allah. Hadis hocası, tefsir hocaları anlatıyor bunları yani. Ne acayip ya, ne acayip. Dinsiz değil, din eğitiminde veriliyor. Altıncısı, kudret-i ezeliye en evvel eşyanın melekût yani 300'üne talik eder. Bu 100 ise alel umum güzel ve şeffaftır. Evet, şems ve kamerin yüzleri parlak olduğu gibi gecenin ve bulutların da iç yüzleri ziyadadır. Bak bu altıncısını okuduk ya abi şimdi. He, merkezde bak, düşün. Paragrafla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Ama münasebet kurduğun zaman yani bu cümleyle o cümleyi ehli tabiatı, meclisileri, efendim mutezileyi o fikre sevk eden ne? Onlar eşyanın mülk tarafına bakmışlar. Melekütiyet tarafını nazara alamamış yani. Vay be. Şeytana mesela şeytan kötüdür demiş adam. Abi. Zahir de öyle. Şerdir demiş yani. Şerdir. Yani melekütiyetten haberleri yok. Vay o fikre adamları sevk eden bundanmış. Şimdi baştaki ayetle demin münasebet kuracaktık. Şimdi ayette diyor ki biz onların kalbine mühür vurduk. Onların kulaklarında, gözlerinde perde vardır. O perde ne abi? O mühür ne? Melekütiyetten haberi yok adamların yani. İşte o. Ve o saymış olduğum maddeler yani. Mani perde dediği, mühür dediği onlar yani. Onlar vurulmuş onlar yani. Zahire bakmak, perde. Evet. İşte bakamamak. Tecezzi ve inkısam ettirmek, mani perde. Ondan sonra kendisi gibi, zatı gibi düşünmek, kendi sıfatı gibi düşünmek, perde. O şeyde fena olması, perde. 7 tane perde bu zaten. Evet. Bak ayeti ne kadar güzel tefsir etmiş. Yedincisi, beşerin zihni ve fikri, Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas ve kemalatına bir mizan, efsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüsatinde değildir. Ancak cem-i masnuatından ve mecmu asarından ve bütün efalinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet, zerre mirat olur fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebarruz ettiği vecihle Cenab-ı Hakk'ın mümkünata kıyas edilmesi ve mümkünatın onun şuunatına mikyas yapılması en büyük cehalet ve hamakattır. Çünkü aralarındaki fark yerden göğe kadardır. Evet, vacibi mümküne kıyas etmekten pek garip ve gülünç şeyler çıkar. Mesela ehli tabiat o altıncı kıyas ile tesiri hakiki esbaba, ehli itizal, halk-ı efale, abde, mecusiler şerri ikinci bir halka isnat etmeye mecbur olmuşlar. Bak burada kendisi söylüyor abi. Diğer altısını da tatbik etmezken
burada kendisi bu yedinciyi kendisi tatbik ediyor yani. Yediyi tatbik ediyor. Yani bu peki şurayı da okuyayım. Güya zulümlerince Cenab-ı Hak azamet-i kibriya ve tenezzühü dolayısıyla bu gibi hasis ve çirkin şeylere tenezzül etmez. Demek akılları vehimlerine esir olanlar. Akılları vehimlerine esir. Bu gibi gülünç şeyleri doğururlar. Esir normalde abi savaşta esir oluyor ya. Adam mesela askeri esir alıyor. Yani sana adamın elinde silah var. Değil mi? Seni esir etmiş. Sana otur diyor oturuyor. Kalk diyor kalkıyor. Sana yemek veriyor. Yemek yiyor. Su veriyor. Su içiyorsun değil mi? Kendi iraden şeyin sende yok yani. Şimdi akılları vehmine yani vehim ona ne derse akıl onu yapacak yani. Otur otur. Kalk kalk. Aha biri geldi. Aha biri geldi. İşte ben kendimi iyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum. Vehim yapıyormuş onu yani. Esir etmiş onu. Vay be. O adam iyi değilim der. Oysa şeytan iyi değil ama bunu onu hissettiriyor. Peki o zaman nasıl kurtulacak akıl vehmin esiriyle? Normalde ben mesela tarihte çok olmuş. Esirken ondan sonra çok büyük bir kuvvet gelmiş abi. Esirleri kurtarmış yani. Çok büyük bir kuvvet. O zaman çok büyük bir kuvvet mahiyeti insanlığı ne olabilir? Mana olabilir. Ciddi bir nedamet, tövbe olabilir. Hatasını anlamak olabilir. Yani o kuvvetle kurtulabilir. Veya da bir ders dinlemek, birisinin bir sözü. En şey biliyor musun? Onu kurtarabilir. Kusur, yani. Kusurunu bileceksin. Bu psikolojik hastalıkların temelinde atsını, fakrını, noksan, kusurunu bileceksin. Birincisi o biliyor musun? O zaman şeytan gidiyor. Ne okursan oku gitmiyor pek. Kusurun itiraf etmedikçe, tövbe etmedikçe gitmiyormuş. Bak kusurunu bilince tövbe ve istiğfar oluyor. Kusurluktan çıkıyor ya. O zaman mesela adam hiç kusuratına gelmiyor, şu sureyi okuyayım. Gitmiyor. Gidiyor ama karşında duruyor. Okumayı kesti mi gene geliyor. Bu koronavirüs olanlara onu diyordu. Kul hakkı var mı? Namaza başlamadır mı? Günahların var. Hepsini hatırla ve tövbe et. Korona ile ne alakası? O zaman vücutta savunman artıyor. Şimdi teknik noktada abi yani benim inancım öyle, imanım da var. Ben hani külliyattan da görüyorum. Hatta Üstad Hazretleri dahi zehir onu öldürmüyor yani. Değil mi? Evet. Tahmidi yok ki. Tahmidiye ilaç değil ki zahirde yani. Bir, öyle değil mi? Evet. Şimdi hakikat teknik noktada abi o koronavirüs veya diğer bütün virüsler mescitlerde namaz kılınan yer kesinlikle barınamaz abi. Kesinlikle yani. Çünkü onun müvekkeli var ya abi. Yani barınma imkanı yok yani. Mesela ervah-ı tayyibe çok. Ervah-ı habisi orada nasıl barınca? Barınamaz yani. Çoğalamaz, üreyemez yani. İmkanı yok mescitlerde, şeylerde. He var. Esbab noktasında onun bir hikmeti var kesin yani. Orada barınamaz abi, imkanı yok yani. O zaman her sene umreler, haçlar yapılamazdı yani. O kadar insanın olduğu yerde mikrop, enfeksiyon. O kadar var, o kadar şey gördüm ki ama hiç hastalık olmuyor. Yani onun onda biri başka yerde olsa insanlar hep ölürdü ya. Ama hikmet-i ilahi bütün o teklif sırrını ortadan kaldırmamak için hani sebep noktasında insanlar varmış gibi görüyor. Hani normalde bu virüs başlarken diyorlar ya hani işte umreden gelenler getirdi. Ne alakası var umreden gelen? Hepsi Avrupa'dan geldi. Avrupa'dan gelenler getirdi. Umreden gelenler de o kadar yoktu yani. Varmış gibi gösteriyorlardı yani. İmkanı yok abi. Yani benim inancım barınamaz yani. Çünkü her şeyin vücuda harisi olduğu için dizgeni de var, müekkeli var. Barınamaz yani. O ervah habise, ervah tayyibenin arasında o kadar zikir fikir yapılıyor. Sürekli ruhaniyat halk ediliyor. Melaike halk ediliyor. Hani diyor, adam o kadar coşuyor ki zikirde. Şişi sokuyorlar. Evet. Bir öteki taraftan çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani öyle bir yerde virüsün müekkellerinin barınması imkanatı yok yani. Peki niye öyle oluyor? Hani bütün teklif sırrı ortadan kalkmasın diye yani. Yoksa herkes mescitlere hücum ederdi. Kesinlikle barınamaz abi. Yani ben hani şahsen öyle inanıyorum yani. Külliyatta da öyle görüyorum yani. O. Vay be. Ne güzel. Şimdi bu yedincisi neydi abi? Şimdi Allah'ın
azametini, rububiyetini, kemalatını anlamak için bir şey yetmez yani. Burada söylemişti, zerre mirat olur fakat mikyas olamaz. Yani peki nasıl olur? Bütün her şeyi nazara alarak Allah'ın ilmini biraz anlayabiliyoruz yani, kudretini. Yani bir eşyaya bakarsan cüziyatta kalırız, anlayamayız yani. Bütün eşyayı nazara almamız gerekiyor. Mesela cüz-i nazar, cüz-i tasarını, mesela bir elmadaki Allah'ın ilmi. Evet. Ama kaldır kafanı bir elmayla, bütün elmalarla. İşte o adamlar bunu yapamamışlar yani. Hmm. Mesela tabiatta aramaya çalışmış. İnsanın tercihlerinde aramaya çalışmış. Hayır şerde aramaya çalışmış. Her şeyi nazara alamamışlar yani. Hmm. Zaten bir öncekinde de tecezzü ve inkısam vardı. Evet, o çok önemli. Mesela bir elmaya bakarken, evet, mesela bütün elmaları yaratan, yani Rabbe bakarken Rabbul Alemin. Evet. Göremedikleri için tek tek düşünmüş. Onu nazara alamamış yani. Alamamış. Cüz-i nazarını cüz'iyete hapsetmek o. İşte şimdi baştaki ayete gelirsek, Allah onların kalplerini mühürledi. O mühür ne? Bu 7 tanesi abi. Evet. Kulaklarında ve gözlerinde perde var. Evet. O perdeler neler? Bu 7 tanesi yani. Perde. Evet, perde, mani dediğimiz anı. Daha önce hatırlarsanız perde ile hicabı ikiye ayırma. Perde afaka bakıyor da hicap enfüse bakıyor diye. Yani bir konuşsa oğlum konuşmuştuk ya. Evet. Birisi enfüse bakıyor, birisi afaka bakıyor yani. Burada durayım ya. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun.